Fethullah Gülen'le devam ettik. Şimdi de işte bebek katliamları ve daha bunu konuşacağız. Evveliyatının da olacağını tahmin ediyorum. Şimdi burada diyeceksiniz ki bu yeni doğan süreç, yeni doğan çetesi deniyor ya. Şimdi ne oldu diyeceksiniz. Şimdi birazdan anlatacağım. Ama bir fotoğraf karesi getireceğim ekranlara. O fotoğraf karesinde kafası önünde eğik bir adamı göreceksiniz. Devletle alakası veya siyasetçilerle çok fotoğrafı olan bir adam. Bir de şöyle gözlüklü bir adam göreceksiniz orada. Takım elbiseli, güneş gözlüklü. Yanında da koruması var. O kim biliyor musunuz? O Adalet. Ne söyleyeceksiniz? Bebekleri öldürürken utanmadınız mı? Çektiniz mi? Kavli Bey'in değer verdiği bir ailesinin üzülmesi ve ondan dolayı bağdaşmasını istemem. Benimle bir resim çektireceksin. Misafirim geldi diye. Sayfanda yayınlayacaksın. Sana Allah'ın bir kulu dokunamaz. Bebekleri öldürürken utanmadınız mı? Yeni Doğan Çetesi'nin üyesi Mustafa Zengin'in kayda geçen görüntülerinde dediği gibi iki isim aynı kareye girdi. Ancak biri ters kelepçeyle başı önde, diğeri ise güneş gözlükleri, yanı başında koruması, düğmeleri açılmış ceketi ve rahat duruşuyla poz verdi. Yeni Doğan Çetesi'ne ilişkin soruşturmada öne çıkan isimler arasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Zengin, soruşturma sürerken makamında tehdit edilerek dosyayı kapatması için baskı altına alındı. Hatta o anlar da kameraya kaydedildi. İçeridekini çıkartabildiğim kadar erken çıkarsal gitsin. Bakkala giderken mi, babası camiye giderken mi, kardeşini giderken neyin tedbirini alacaksın? Tehditlere rağmen çetenin üzerine gitti. Soruşturma yürüten savcı ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir tehdit durumu oldu. Onunla ilgili de ayrıca soruşturma açıldı. Hiç kimse yargı mensuplarımızı bu şekilde tehdit edemez ve korkutamaz. Çete üyelerine yönelik gözaltı sırasındaki duruşuysa dikkatlerden kaçmadı. Tabii bu haberin duyulmasında, bebek katliamının duyulmasında, ortaya çıkmasında Emrullah Erdinç ismini bir kez daha sizlerle paylaşmam gerekiyor, gazeteci. O da büyük bir cesaretle bu haberin peşinden gitti. Onun da cesareti olmasa kamuoyu bu bilgileri öğrenemeyecekti. Zaten diğerlerini, bizi yönetenlerin anlatacak halleri yok. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar, bir şekilde susturmaya çalışıyorlar veya bir şekilde ortaya çıkmasın diye ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.